Merhaba arkadaşlar. Bu videoda CSS ve div kullanarak bir kart tasarımı yapacağız. Kartımız bu şekilde olacak. Kartımızı kullandığımız renkleri flat color, görseli unsplash ve vektörleri de flat icon sitesinden temin ettim. İlk olarak HTML iskeletini oluşturmakla başlayacağım. Ardından da CSS kodlamasına geçiyorum. HTML iskeletini oluşturmak için bir tane HTML sayfası açtım Visual Studio Code içerisinde ve Shift düğmem yaparak ilk HTML iskeletimi oluşturdum. Div CSS örneği diyelim ve burada HTML divimi oluşturuyorum. Kart için standart Bootstrap'ta da kullandığımız bir yapı olan kartı kart ismini verdim klasa. Aşinalık web aşinalığından dolayı kart tire header yaparak kartın üst kısmını tasarlayacağım. Kart tire body yaparak kartın orta kısmına ve kart tire footer yaparak da kartın alt kısmını tasarlayacağım. Üst kısmında bir tane görsel var. İmaj src görselimde şurada görsel da kapak görseli olarak ayarladım. Kartın orta kısmında behavior etiketim var. İçerisinde lorem ipsum başlığı olsun. Kartın header'in hemen bir altında p etiketi, p'nin içinde de lorem yazısı var. Bu da kartımın açıklama kısmı olsun. Ve alt tarafta da ikonlarım olacak. İşte beğen, yorum sayısı veya inceleme sayısı gibi ikonlarım olacak. Bunun için de a etiketini oluşturuyorum. A çarpı 3 içerisinde de imaj etiketleri bulunacak. Biraz karışık görünüyor olabilir. Çünkü inline etiket olduğu için editör çok anlayamadım. Bu şekilde oluşturdu. Önemli değil. Bu kısımlara geliyorum. Burası DS. SRC kısmına da görsel. PNG içerisinde iki görüntüleme. İkincisi görsel. Üçüncü de beğenmedi galiba. Beğenme. Yorumlama. Bunları oluşturdum. Kartımın iskeleti şu şekilde görünüyor. Resim çok büyük görünüyor. Resmi şimdi ayarlayacağız. Bunu yaptıktan sonra hemen stil etiketlerimi oluştururum. İlk yapacağım iş hemen bir reset CSS oluşturmak. Yani varsayılan ayarları kendi istediğim ayarları göre değiştireceğim. Bunun için ilk olarak tüm sayfadaki etiketleri etkileyecek olan küresel seçiciden box sizing değerini border box olarak ayarlıyorum. Bu bana şu avantajı sağlayacak. Bir div veya herhangi bir nesnenin genişliği içindeki padding, border ve width veya height değerleri, height değerleriyle birlikte ifade edilir. Border box yaptığım zaman bunun tamamını width'in içerisinde olsun. Yani 300 yazdığım zaman width'i 300 yazdığım zaman iç boşluk ve çerçeve dahil 300 piksel olacağı anlamına geliyor. Onun dışında HTML etiketin içerisinde de bu root elementtir. Yani root kök elementtir. Burada da font size'ı 62.5 olarak %62.5 olarak ayarlıyorum ki font büyüklüğüm, varsayılan font büyüklüğüm 10 piksel olarak olsun. Buna göre de diğer pikselleri oluşturacağım. Body'de de kenar boşluklarını, margin kenar boşluklarını ortadan kaldırıyorum. Bir de arka plan rengi verelim. Hemen flat color sitesine girip şuradan şöyle güzel bir arka plan alalım. Arka planımızı bu şekilde yaptık. Şu an herhangi bir tasarımda herhangi bir değişiklik yokmuş gibi görünüyor ama kenar boşluklarım ortadan kalktı. Ve arka plan rengim siyaha döndü. Şimdi de kart tasarımımıza geliyoruz. Nokta kart yazdım. Kartı genişlik veriyorum hemen. İlk yapacağımmış. Normalde bir RAM değeri 10 piksel. 4 RAM yaparsam 40 olur. 40 RAM yaparsam da 400 piksel olur. Çünkü burada varsayılan yazı boyutunun
ben 10 piksel olarak ayarladım. Bu 1 RAM'e karşılık geliyor artık. Bu 1 RAM 10 pikselse 40 RAM'de 400 piksel olarak ayarlandı. Kartımı 400 piksel yaptım. Ortalıyorum. Margin yukarıdan aşağıdan 2 RAM yani 20 piksellik boşluk versin. Sağdan soldan da alt olsun. Sayfanın ortasına geliyor. Kartımı kaydettim mi? Kaydettim. Kartım içindeki resmimi de değiştirmem gerekiyor bu arada. Hemen kart içindeki kart header içindeki imaj kart header içindeki imajın genişliğinde bit %100 olsun diyorum. Yani bulunduğu alanın tamamında yer kaplasın diyorum. Otomatik olarak bulunduğu alanın tamamında yer kaplıyor. Resim de küçülünce doğal olarak hemen nesnem ortaya yerleşti. Margin Auto değerinden dolayı. Bunun dışında kartımda arka plan var bir de. Background Color. Şuradan açık tonda bir arka plan vardı. Yanılmıyorsam şu arka planı kullanmıştım. Arka planı bu şekilde yaptım. Ve şu şekilde görünüyor. Orijinal tasarımında kenarlar ovalleştirilmiş. Hemen onu da yapalım. O kenarları ovalleştirmek için border radius değerini verdim ve 2 RAM yani 20 piksel olarak ayarladım. Şimdi baktığımız zaman alt taraflar oval görünüyor ama üst taraflarda ovallik yok. Aslında üst taraflarda da ovallik var ama resim dışarı taşıyor. Yani resim ovalleştirilmediği için dışarı taşıyor. Eğer görünmeyen alanları ortadan kaldır demek istiyorsak ki burada o amacımız var. Overflow hidden diyerek taşan kısımları yani görüntünün dışına taşan o ovalleştirmenin dışına taşan veya çerçevenin dışına taşan kısımları ortadan kaldırmış oluyoruz. Ve görselimiz bu şekilde biraz daha düzelmiş oluyor. Overflow hidden'ı başka bir yerde daha kullanacağım. Yeri geldiği zaman da onu gösteririm. Bunun dışında üst kısımdaki tasarım şimdilik bitti. Alt kısımlardaki tasarımlara geliyorum ve kart body'yi düzenlemeye başlıyorum. Burada CSS reset açıklama kısmı burada kalmış. Normalde reset burada bitiyor. Diğer kısmı geldik. Kart ve body yaptım. Yaptım. Şu an kart body'ye ne yapacağımı bilmiyorum ama iç boşlukları vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle padding verelim. 3 RAM. Şu anda büyük boşluklar olsun. Her tarafından 3 RAM boşluk verdim. Şu alt taraftaki, üst taraftaki boşluğu biraz azaltmam gerekiyor. Çünkü burada hover etiketin üst boşluğu var. Hover etiketinin boşluklarını tekrardan düzenlemem gerekiyor. Alt boşluk şu an benim için bana uygun ama üst taraftaki boşluk uygun görünmüyor. Hemen ona geliyorum. Cart-Body içindeki hover kart body içindeki header etiketi bunu diyorum ki margin üstten 0 olsun sağdan 0 olsun aşağıdan 2 RAM olsun soldan da 0 olsun şeklinde yaptığım zaman yukarıdaki bu kart boşluğunu alıyor. Kart body kısmındaki yazılarımız ortalı. Text align center yaparak yazıyı da ortalamış oldum böylelikle. Yazım ortalandı. Yalnız H1'deki yazı çok küçük. Font size vererek varsayılan yazı boyutum 10 pikseldi body içinde. Onu da şöyle yapıyorum. 3.2 RAM olarak ayarladım. Yani 32 piksel olarak ayarladım H1'dekini. H1'deki yazım büyüdü. Bunu da 16 piksel olarak değiştiriyorum. Kart body içindeki P etiketi font size 1.6 RAM. Bu da 1.6 RAM yaptım. Otomatik olarak yazımda büyüdü. Şu an için gayet iyi görünüyor kartım. Bir sonraki aşamada da kart footer'a geçiyorum. Kart footer. Arka planı değiştiriyorum hemen. Şöyle arka planı kopyaladım. Background. Bunu yaptım. Bakalım hemen nasıl bir şey değişiklik var mı?
Evet. Ama resimlerim çok büyük. Hemen resimlere geliyorum. Hatta kart footer içindeki A bunu kalsın. Kart nokta kart footer içindeki A onun içindeki imajların boyutunu 2 RAM değerini 2 RAM olarak değiştiriyorum. Bakalım istediğim gibi oldu mu? Evet, gayet güzel duruyor. Ama boşluklar yani istediğim şekilde ama aralarda boşluklar yok. Aralardaki boşluklar için de şunu yapacağız. Padding vereceğim. Fakat buradaki padding'de bir problem olacak. 2 RAM yapalım, öncelikle görelim. Padding verdiğim zaman yukarı yatayda sanki aralanmış gibi duruyor. Fakat yukarıdan aşağıdan bir problem var. Çünkü inline bir etiket, inline bir etiketin satır içerisinde hareket etmesi söz konusu. Bu şekilde inline etiketlerde yapmak mümkün değil. Ne yapmamız gerekiyor bu etiketi? Display inline değil. Display inline blok yaparsak, inline blok yaparsak bu sefer paddingleri vesaireyi verebiliyoruz ve istediğimiz şekilde ortalayabiliyoruz. Ha, bir de ortalamak için ne yapmamız gerekiyor? Bit değerlerini, buradaki bit değerlerini işte 30 toplamı aslında %100 düşünürsek 33 şeklinde yapmamız uygun görünür ama bunun boşlukları vesaire paddingleri de var. Bu bit aşağı taşıyacaktır. O yüzden 32.9 bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Fakat ben bu yöntemi de kullanmayacağım. Ya yani bu yöntemle ortalayabiliriz. Ha, bir de text align center var tabii. Text align center var. Böyle yaptığımız zaman istediğimiz şekilde bunu ortalamış olacağız. Fakat bu yöntem eski bir yöntem. Bunun yerine bunu ortadan kaldırıyorum. Bunu da ortadan kaldırıyorum. Bir üstteki kartıma, yani kart footer'a, bu kapsayan div'e geliyorum. Diyorum ki sen flex nesnesi ol. Display flex ol. Bu flex ol dediğim zaman bunlar yan yana eşit bir şekilde dağıtılacak. Yani bunları yan yana kendisi otomatik olarak getirecek. Zaten şu anda inline ama alttaki nesneler otomatik olarak flex oldu. Sonra flex nesnelerin içindeki, ki içindekiler bunlar, içindeki nesneleri justify'dı galiba, hizalama. Dedim ki space between ya da space around, neyse space between diyelim. Boşluklarını ortadaki ortalara taşı. İstediğim şey bu da değildi. Space around, yani boşlukları eşit bir şekilde dağıt. Sola, sağa, boşlukların arasına nesneleri koy yani. İstediğim şekilde bakın dağıldı. Fakat tabii tam olarak istediğim her şey de tam olarak istediğim gibi midir değil midir şimdi daha iyi anlayacağız. Bunu yaptıktan sonra bir de buraya border vermem gerekiyor. Orijinal resmimde, orijinal tasarımımda kenarlarda, aralarda borderlar var. En sağdaki de bu, en sağ kısımda border yok. Aralarda border var. Hemen border right olarak bakıyorum. Border right dedim. Şöyle renk geldi burada. Rengi seçiyorum ama bu rengin üzerine geldiğim zaman açılıyor. Şöyle bir açık tonu seçtim. Solid 1 piksel olarak ayarladık. Bakalım istediğim şey oldu mu? Border verdi fakat border ortalı görünmüyor. Çünkü bunların nesneler burada ve içerisinde olduğu için, hemen kenara geldiği için inline nesnelerde bu şekilde bir problem var. Bunların genişliklerini %100 olarak ayarlarsam, flex nesnelerin genişliğini %100 olarak ayarlarsam, %100 olarak ayarlarsam bakalım nasıl bir değişiklik olacak. Otomatik olarak içinde bulunduğu alanı %100 olarak kabul etti ama yan yana taşıdığı için eşit olarak dağıttı bu yüzdeleri. Otomatik olarak bu şekilde bana bir görsellik sundu. Fakat en sağdakinde de bir border var. En sağdaki border'ı kaldırmak istiyorum. Onun için de geldim. Sözde bir seçici var. Last child. Last child seçicisini seçtim. Border none olarak
işaretledim. Yani en sondakinde çerçeve olması otomatik olarak ortadan kalkmış oldu. Şimdi istediğim görüntü, evet istediğim gibi, ama şu ışık parlama efektleri yok. Onları da ayarladığım zaman istediğime yakın bir görüntü olacak. Hatta biraz daha ufak tefek farklılıkları var. Yani resmin üzerine geldiğim zaman resim büyüyormuş. Onlara da bakacağım. Hemen gidiyorum. İlk olarak kartıma bir gölge efekti ekleyelim. Kart burada. Box Shadow. Şu. 0, 0'dan başlasın. 5 piksellik bir gölgesi olsun. Evet, hafif bir gölgemiz var. Sonra kartın üzerine geldiğim zaman nokta kart hover, kartın üzerine geldiğim zaman beş piksellik olmasın tabi, bu sefer 10 piksele çıksın, hatta 15 piksele çıksın, daha böyle blur bu arada, yani böyle geçişkenlik. Kartın üzerine geldiğim zaman bakın bu şekilde geliyor, fakat böyle birden geliyor, birden gelmesinin önüne geçmek için şu bir üsttekine Translations Box Shadow işaretleyebiliriz ama gerek yok. All dediğimiz zaman hepsini yapacak. 0.1 saniye, yani 100 milisaniye olarak ayarladığımız zaman gayet güzel. 0.2 milisaniye, 200 milisaniye daha iyi sanki olur. Evet, üzerine geldiğimiz zaman kartımız bu şekilde açılıyor. Şimdi diğerinde resmimiz var. Resmin üzerine geldiğimiz zaman resim büyüyor. Resim büyüyor ama resimde burada bir div büyüklüğü var. O div büyüklüğün içerisinde büyüyor. Onu da şöyle yapacağız. İlk olarak hatalı şekilde yapacağım. Sonra da doğru şekilde yapacağız. Kart header kısmı şurada. Kart header kısmı. Kart header kısmını yapıyorum. Buraya bir şeyler yazacağım ama şu an yazmıyorum. Resmin üzerine geldiğim zaman transform scale 1.1 yaptığım zaman, yani 0.1 oranında büyüyecek. 2 yaparsanız burayı 2 kat büyür, ama 2 kat büyürse de çok yaklaşmış olur. Şimdi bakalım orijinal resmimize. Tabi hover yaptığımızda yanlış oldu. İmaj burada kalsın. Hover'da büyümesi gerekiyor. Pardon. Kart, tre, header. İçindeki imaj. Hover'da. Yani üzerine geldiğimiz zaman 1.1 kat büyüyecek. Şöyle. Şimdi oldu. Orijinalinde böyle gelecek. Üzerine geldiğim zaman büyüyecek. Dikkat ettiyseniz bakın büyüyor. Fakat bir yerde aşağı doğru taşıyor bunu. Şöyle bir de translations ekleyelim biz buna. 0.2 saniye olsun. Evet, gayet güzel büyüyor. Fakat üstteki dive herhangi bir boyut vermediğimiz için, yani şunu 2 kat değil mesela 2 kat yapsak bu sefer yazımızın üzerine de gelecek. Yazımızı da yutmuş olacak. Yani bu istenilecek bir durum değil. Onun yerine şöyle bir şey yapılabilir. Şunu bir yükseklik verip bu yüksekliğin üzerine geçmesi engellenebilir. Bunun için de şöyle gelelim. Height değerini, height değerini verelim. Öncelikle overflow hidden desek. Overflow hidden desek. Mevcut yüksekliği alır mı acaba? Evet, aldı. Direkt mevcut yüksekliği aldı. Güzel. Bulunduğu yüksekliği kabul etti. Ama isterseniz de burada bir height değeri verip standart bir yüksekliği kabul ettirebilirsiniz. Mesela burada ne olabilir? 250, yani 25 RAM olarak ayarlanabilir. Bu daha da güzel olacaktır. Standart bir yükseklik kabul etmiş oluruz. Böylelikle kart tasarımımızı yaptık. Gayet de güzel, basit bir kart tasarımımız oldu. Kodlarımızı da açıklamada paylaşacağım. Oradan inceleyebilirsiniz.